Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdülkadir Adar, AK Parti'nin su zammına karşı gösterdiği tepkiyi değerlendirdi. Bildiğiniz gibi şu an, sadece şu an değil, 18 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin su zammıyla ilgili bir protesto gösterisini izledi Eskişehirliler. Bana göre trajikomik bir olay. Ülkede her türlü zam yapılırken sesini çıkarmayanlar, sadece kendi iktidarlarının olmadığı bir alanda yapılan zammı tenkit ediyorlar. 5 yıl içerisinde birikmiş olan kaynaklarının yapılamayan zamlar nedeniyle tüketildiğinden bugün bu zamların yapılması zaruret haline geldi. Ben önümüzdeki günlerde bütün büyük şehirlerde bu su fiyatlarını belirlendikten sonra size yine bir grafik sunacağım. Yani şu anki grafik Türkiye'deki 30 büyük şehir içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sizlere arz etmiş olduğu su en düşük fiyatta satılan sudur. Önümüzdeki günlerde az önce de ifade ettiğim gibi diğer illerde de su fiyatları açıklandıktan sonra göreceksiniz ki aynı yerini muhafaza etmeye devam edecek. Dolayısıyla elektrik zammına ses çıkarmayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir ilçe teşkilatlarının böyle bir olayı protesto etmesi bana göre tam anlamıyla trajikomik bir olaydır. CHP Yönetim Kurulu üyesi Özlem Aksoy kadına seçme ve seçilme hakkı ile ilgili bir konuşma yaptı. Şüphesiz ki bu Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden, en büyüklerinden bir tanesiydi. Fakat bu süreç 1934'te son bulmuş ama 1930'lu yıllarda başlamıştır. İlk olarak 1930 yılında kadına belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçme hakkı ve seçilme hakkı tanınmıştır. Ve 1934 yılında da yine muhtar olabilme ve ihtiyar heyetinde bulunabilme hakkı tanınmıştır. Tabii bu devrimler yapılırken bu kadın için çok önemli ve gerçekten çok kıymetli bir devrim olmuş ve dünyada da büyük ses getirmiştir. Çünkü birçok Avrupa ülkesi henüz kadına seçme ve seçilme hakkı tanımamıştır. Ki bunların içerisinde İtalya, Fransa, Slovenya bizden 11 sene daha sonra, Yunanistan 15 yıl sonra, hatta ilginçtir ki İsviçre bile bizden 35 yıl sonra kadına seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. Yani biz tabii bunu ne kadar doğru kullanabildik, ne kadar doğru değerlendirebildik, orası da tartışılır. Sanırım bize tepsiyle sunulmuş, Atatürk'ün tepsiyle bize özellikle sunduğu şeyler mücadelesi kazanıldığı zaman çok da kıymetli olmamış bizim için. Yani nasıl bir kadın seçmen profili olmuş? Erkek egemen dünyada erkek güdümlü kadın seçmen olmuş.